saygı değer büyüklerim, kardeşlerim ve aramızda olamayan il dışında ve yurt dışında bulunan tüm kuruşlu köylerimizin, köyümüz adına kuracağımız, birlik ve beraberliğimizi birlikte pekiştireceğimiz bu önemli toplantıda aramızda bulunan ve aramızda olamayan bize sürekli desteklerini bildiren tüm büyüklerimize ve kardeşlerime ben teşekkür ederim ve siz hepiniz. Sen şöyle tut. Ben asıl konuşmama geçmeden önce sizinle şu duygumu paylaşmak istiyorum. Birçok derneğin, birçok sivil toplum kuruluşunda bulundu. Aktif bir şekilde çalıştık. Ama hiçbir çalışma derneğimiz kadar, köyümüz için, 6 aydır içinde olduğumuz bu yapılanma kadar bana heyecan vermedi. Benim için umut, emektir, Turuş adına çalışmak. Çünkü doğup büyüdüğüm yerde Turuş. Ailemin içinde olduğu, Anara şehrin karavanında koşup köye gittiğimiz, diyalog içinde olduğumuz bir yer. Bundan dolayı ne kadar yorulsak da sabırla, emekle köyümüz adına bir şeyler yapmak benim için mutluluk vericidir. Ve bundan sonra da ben ve arkadaşlarımla birlikte çalışmak ve çalışmalarımızla devam edeceğiz. Hiçbir zaman yılmadan, çünkü sonuçta bizim köyümüz adına bir şeyler yapılacaksa ben ve diğer arkadaşlarımız seve seve köyümüzün taşını altına koymaya hazırız. Biz bu yola girerken ben hep bir söz kendime söylüyordum. Ya deniz olup akıp gideceğiz ya da biz denizde boğulup gideceğiz. Çok şükür çalışmalarımız çok güzel bir şekilde geçti. Bizler bu denizde boğulmadık ve deniz olup akıp gideceğiz. Daha güçlü olacağız. Bu tam ki benimle birlikte yürüyen, benimle birlikte çalışan kardeşlerim ve siz değerli büyüklerimle birlikte biz bunu başaracağız. Ben sizinle bugün dernekleşmenin önemi, amacımız bu süreçten sonra dernekle ilgili ne yapacağımızı biraz paylaşacağım. Dernekleşme nedir? Dernekleşme niçin önemlidir? Değerli büyüklerim ve değerli kardeşlerim. İlkin şöyle başlayayım. Dernekleşme nedir? Bunun sözlerini söylemeye hiç gerek yok. Sağınıza bakabilirsiniz, solunuza bakabilirsiniz. Önünüze de bakabilirsiniz, arkanıza da bakabilirsiniz. Çünkü Turuş kozmopolitik olabilir. Yani birden fazla ailenin bulunduğu, farklı düşüncelerde insanların bir arada yaşadığı büyük bir köy. Büyük yerlerde konuşmak, büyük yerlerde bir şeyleri başarmak gerçekten çok zordur. Çünkü farklı yapıda, farklı düşüncelerde olan insanlar vardır. Dernekleşme de budur aslında. Dernekleşme hiçbir çıkar gözetilmeksizin ortak bir amaç üzere bir araya gelen kişilerin oluşturduğu bir yapıdır. Biz de ortak bir amaç üzerine bugün bir aradayız ve bir dernek kurmak için buradayız. Yani dernekleşme topluma karşılıksız hizmet etmektir. Biz de hiçbir karşılık beklemeden, yükmeden kendi köyümüz adına bir şeyler yapmak için bir araya geldik. Dernekleşme de budur aslında arkadaşlar. Dernekleşme bir siyasi parti değildir. Dernekler siyasi partilerin üstündedir. Çünkü siyasi partiler bir düşünce üzerine bir araya gelen kişilerin oluşturduğu, belli bir düşüncedeki insanların oluşturduğu bir yapıdır. Oysa dernek öyle değildir. Dernek tamamen topluma hizmet etmek için bir araya gelen insanlardır. Farklı düşüncede olabilir, farklı ırkta olabilir, farklı cinsiyette olabilir. Ama asıl amaçları nedir? Kendi köylülerine ya da kurulma amacı neyse ona hizmet etmektir. Siyasi partilerin üstündedir dernek. Dernekler tarafsızdır. Derneğin bir tarafı yoktur. Bizim derneğin de sadece bir tarafı olacak. O da Turuşlara hizmet etmek. Turuş köyüne hizmet etmektir. Derneklerin 4 temel ülkesi vardır. Bu 4 temel ülke de bizim derneğin ana ülkeleri olacak. Birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlarla da bu ana ülkelerden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu ana ülkeler nelerdir? Bir, biz her türlü fikri açık olacağız. Yani hangi fikir olursa, hangi düşünce olursa olsun, sonuçta köyümüz adına, derneğimiz adına bir şey yapılacaksa biz her türlü fikri açık olacağız. Derneklerin temel ülkelerden bir tanesi de budur. Diğer temel bir ülke de eleştirilere açık olacağız. Yaptığımız bir çalışmada belki bir eksik şeyimiz olabilir. Bazen gözden kaçırdığımız bir şey olabilir. Bizler eleştiriye açık olacağız. Diğer bir şey adalet. Asla adaletten vazgeçmeyeceğiz. En önemlisi de arkadaşlar,
dernekler için ve bizim dernek için en önemlisi dürüstlüktür. Biz bu süreç çerçevesinde de, yani biz bir dernek bir ayda da kurulabilir, 10 günde de kurulabilir, 10 kişi de bir araya gelip, zaten bizim öyle güçlü bir yapımız da vardı, 6 aydı 14 kişi, 11 kişiyle biz bir yapı içindeyiz. Bir ayda da kurabilirdik. Ne dedik? Temel ilke dürüstlüktür. Biz 6 aydır birbirimize dürüst müyüz? Köy adına dürüst müyüz? Bir şeyler yapabilir miyiz? Biz de alsak ülkeden vazgeçmeyeceğiz. Dernek olarak dürüstlük bizim için en önemli ülke olacak. Günümüzde sivil toplum örgütlerinin, devletlerin önemi gittikçe artmakta. Değişen dünyada ve ülkemizde konjonktür çok çabuk değişmekte ve konjonktür de bunu gerektiriyor. Çünkü dernekleşme vazgeçilmez olan şeydir. Bu dernekleşme bize ve köyümüze ne kadar